Star Game'den herkese selamlar. Hedef 115 serisinin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler dilerim. Serimize devam ediyoruz. Şu anda çarımız 111 level oldu. Elimde biraz para vardı arkadaşlar. Bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken şöyle artı altı balina kemiği zırhı var. Ben normalde bu zırhı satıp daha sonrasında artı 8'ini almayı düşünüyordum. Artı 8'ini 113 levelde giyebiliyorum. 113 levele kasarsam artı 8'ini alacaktım. Ama şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Hali hazırda ben şeytan boynuzu artı 6 zırh kullanıyordum biliyorsunuz. Burada defansı 184 veriyor. Ve efsun olarak birkaç tane efsun denedim ama bağlı efsunla zaten güzel bir şey gelmiyor. Burada bana tek sağladığı şey taşları ve Rüzgara karşı dayanıklılık 15 efsunu. Onun dışında herhangi bir artısı yok bana. Şöyle Banyla kemiği zırh artı altıya geçtim arkadaşlar. Bunda zaten yeni canavar veriyor. HP yüzde %7 veriyor. E, maksimum HP 1000 var. SP e, yenilmesi var. E, rüzgara karşı dayanıklılık 15 zaten bunu da var. Bunu taktım arkadaşlar. E, Defansı 204 veriyor. Burada defansı 184. Arada defans da veriyor. Zırhı bir denedim arkadaşlar. Gerçekten çok 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 hasarda ve dayanımda çok fazla bir artış sağladı gerçekten. Yani Çer neredeyse pot içmiyor. Yani pot içmeye gerek değil için Çünkü canı inmiyor. Canı şuralara falan geliyor zehirleme yediği zaman. Sonra tekrardan hipi inilme doluyor. Yani pot kullanmıyorum. Bu zırhı da satacağım. Balina kemiğine geçiş yaptık. Bir tane de arkadaşlar bilezik vardı. Şöyle bir tane de bileziğimiz var. Bileziği de değiştirdim bu arada. Cennet gözü bilezik art 9'da değiştirdim. Burada ekstra olarak derece 5 verdi. İki kat eşya düşürme şansı var. Şeytanlara karşı güçlü 10 var. Hasarımızı oradan arttırıyor. %3 hipi absorbesi var ve yüzlere karşı dayanıklılık da 15 var. Şöyle kristal bilezik art de veda ediyoruz artık. zaten şu iki item benim için geçiciydi. Bunları da satışa koyacağız. Yeni itemlerle çarımız çok güzel oldu. Daha sonrasında farklı itemler de alacağım. Yani ateş ayakkabı falan da alacağım. Şimdilik değişiklikler bu şekilde. E, pazar bir geçelim. Pazar çağrını atıp e, satmayı düşündüğüm kullanmadığım temler var. Onları bir ayarlayalım. Bir günlük kişisel premium dükkanım vardı arkadaşlar. Onu aktif ettim. Şöyle elimde kullanmadığım 3 tane item var. Bunları satmaya çalışacağım. Şöyle bir tanesi şeytan boynu zırh artı altı. Bir tanesi de şöyle siyah çelik zırh. Çok önceden kullandığım zırhımı bu benim. Bunu koydum. Bir de kristal bileziği koydum. Fiyatların biraz yüksek olabilir ama gün içerisinde bunların fiyatlarını tekrardan güncelleyeceğim. Şöyle iki tane de yalandan görev kitabı Prens 3 var. Bunları da koyduk. Bu itemler satılırsa arkadaşlar şöyle sonuncu safirimizi de alacağız ve simya setimizi tamamlamayı düşünüyorum artık. Safire baktım şöyle ortalama 7 bon civarında. Yani buradan bir tane item satılsa çok rahat alabilirim. Elimde şöyle 5 bon kaldı. Hiç bu kadar parayı azaltmamıştım. Normalde 10 bonun altında param olmazdı ama bu aralar biraz hızlı tükendi. Ama zaten bunlar ihtiyaçtı. Yani almamız gereken itemler vardı. Onları aldık. Şimdi bu şekilde bu pazarımızı bir bırakalım, bir gün içerisinde inşallah da şuradan itemlerle satılan olur. Bizim de işimize yarar. Elimde şöyle 6 açım balık sandığı ve 5 açım da ayşığı define sandığı varmış. Depoda buldum. Bunları da bir açalım. Belki içerisinden güzel bir şeyler çıkarsa onları da kullanırız. Şöyle birinciyi açarak başlayalım. Bundan yank verdi. İkinciden kritik verdi. Kritiğim hiç kalmamıştı bu arada. İyi oldu. Bir tane daha açalım. Cesaret pelerine ihtiyacım yoktu ama olsun. Bir tane hava epşek. Bir tane hızlık seri, hava efşek yani çok güzel bir şeyler verdin sağ ol. Şuradan ay ışıklarını açarak başlayalım. Evet birinciden Yok, bir tane BK'mız bir geldi. İkinciden Ruchi yüzüğü çok güzel. Üçüncüden bir tane kutsama küresi çok iyi oldu. Kutsama kürem yoktu zaten. Ee, büyülü bakır olur. Sonuncudan da kutsama kağıdı verdi bu şekilde. Ya bunların içerisinde benim içime hangisi yarar derseniz... Şu üçü benim içime yarar. Hiç çoktan iyidir. Zaten çok fazla bir miktarda yoktu elimizde. Bütün hafta çar kastık arkadaşlar. Çar kasarken tabi akşamları günlük etkinliklere denk geldim. Şöyle envanterimde baya bir müzevi tavsiyesi var. Şurada da baya bir arttırma kağıdı var. Envanter doldu taştı ne yapacağım bilmiyorum. Öfkeyi grant açmayı istiyorum ama öfke vk'sı bulamıyorum. Hiç satan yok öfke bk. Bulduğum zaman genelde alıyorum ama çok da satan yok. Yani bana bayağı bir öfke beykası lazım. Onun dışında şöyle arttırmak kağıtlar var. Buna da kullanabileceğim şu anda item yok ama Ninja'ya kullanabilirim. Bu arada bir de Ninja zehrimiz geliyor. Yani Ninja'da kasmayı düşünüyorum. Bakalım isteğini de bu arada arttırma kağıdı atabilirim. O da bilginiz olsun. Şimdi ne yapacağım diye düşünürken şöyle bir şey geldi aklıma. Ben de bayağı simya var. Ben de bayağı antika var. Bu antikalardan yakut ve elması deneyelim. Buradan bir şey çıkartabilirsek satarız. Bu sattığımızda da safirin eksik olan parasını tamamlarız. Buradan da safiri alabiliriz diye düşünüyorum. Ben şunları bir endere atıp geleyim. Ondan sonra beraber bir antika deneyelim. İnşallah antikada çıkaracağız. Abi o kadar işlenmemişten çıka çıka 4 yakut 4 tane de elmas çıktı. Yani bu kadar şanssızlık olmaz ya. Neyse şöyle bir deneyelim bakalım. İkisinden de birer tane çıkarsa mükemmel olur. Olmazsa bir tanesi de çıksa artık kabul edeceğiz. Şöyle birinciyi deniyoruz. Birinci başarısız. İkinciye başarısız. Hadi üçüncüyü de yak. Evet. Üçüncü de başarısız. Devam edelim. Yakut'a geçelim. Yakut bir de geçti. Bir de yandı. Ne oldu? Bir tane yakut elde etmiş olduk. Elmasımız yok. Bir tane yakutumuz var. Güzel. Bunu satacağız artık. Tekrar pazar alanındayız. Şöyle yakut fiyatlarına bir bakalım. Bu çıkarmış olduğumuz yakut satacağız mecbur. Şöyle baktığım zaman en düşük 2 won 80 Biz de 2 won 80 e bir kuralım. Gün içerisinde bakalım satılmazsa tekrardan değerlendiririz. Antike kutumuzu şöyle pazarımıza ekledim. Onun yanında şöyle elimizde 11 tane de cennetin gözyaşı madenimiz var işlenmiş. Bundan da fiyatlarına bir bakalım. Fiyatları neymiş bir görelim. Ondan sonra bunu satışa koyacağız. Cennetin gözyaşları şöyle 5M 300K gibi bir şey. Şurada birinci sıradaki arkadaşımızın yaptığını görün arkadaşlar. Yani şu yaptığına bakın arkadaşlar bu arkadaşın. Yani bunu 234 me niye kurdun kardeşim? Ya bu gerçekten dolandırıcılık. Yani şöyle insanları çok fazla denk geliyorum ve çok fazla kızıyorum. Kendisine yakıştırıyor demek ki. Neyse biz 5 m 300 kaymış fiyatı. Onu da ekleyelim hemen. Cennet madenlerimiz de pazarımıza yerleştirdim. Bir gün içerisinde şuradan güzel bir satış bekliyorum. Oradan gelecek olan von bizim çok fazla işimize yarayacak açıkçası. Bakalım hayırlı satışlar olsun. Kasılmaya bir sürü ara vereceğim. Farm yapmam gerekiyor. İtem eksiklerim var. Onları tamamlamak için biraz buna ihtiyacım var. Bunun için birazcık farm yapacağım. Hiç yapmadığım bir farm yapacağım arkadaşlar. Balık farmı. Karbon olta üreteceğim bir tane. Hiç üretmedim daha önce. Bir deneyeceğiz bakalım bir karbon olta üretelim ondan sonra bir balık farmı yapalım bakalım ne kadar kazanç bırakıyor balık farmı yapmak karlı mı? Böyle karbon fiber lazım biliyorsunuz 3 tane karbon fiber var. Şöyle 65m'den arkadaşlar 3 tane karbon fiber alacağım. Şöyle 65m'den 3 tane karbon fiberimizi aldık. Burası zaten 195m para yaptı. Şimdi diğer malzemelerimizi alalım. Bir tane işlememiş olta alıyorum. Bu da 3m diyelim buna da. 3m'e şöyle kont... 3m'e şöyle bir tane de işlememiş olta alıyoruz. Yine 3m'e şöyle bir tane de olta halkası alıyorum. Şöyle 2 de bir tane olta sapı alıyorum. Evet arkadaşlar karbon oltamız hazır. Biz de hazırız. Şöyle balıkçılık kılavuzum var. Yani 3 saatlik bir tane. Bunu da şöyle takıyorum. Balıkçılık kılavuzunun böyle tak çıkar olması da gayet güzel bir şey. Bunun da kullanımı gayet güzel. Bakalım arkadaşlar toplam harcamamız 2 won oldu. 2 buğunun ne kadar zamanda geri kazanabileceğiz? Ben şimdi biraz balık farmı yapacağım. Bakalım 2 buğunun ne kadar zamanda amorti edeceğiz ve ne kadar zamanda artık artıya ve kâra geçeceğiz? Onu da bir görelim. 30 gün boyunca ben çok fazla kâr edeceğimiz açıkçası düşünüyorum. Yani harcamış olduğumuz 2 buğunu çok çok yani rahat bir şekilde çıkaracağımızı düşünüyorum. Şimdi şöyle balığımız balık farmımız başlasın arkadaşlar. Bulduğum her fırsatta da 30 gün boyunca farm yapmaya çalışacağım. İlk oltamızı atarak Bismillah diyerek başlayacağız. Ben burada bir süre balık tutmaya çalışayım bakarım. Ne kadarlık bir kazanç elde edebileceğim. Ben biraz uğraşayım daha sonrasında tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar ilk ya bir yengecimiz geldi. Ortalama arkadaşlar bir 10 dakikadır falan tutuyorum. Böyle bir tane tatlı su karidesi geldi. Bir tane mavinci aldık. Şöyle anahtarlar var. Elimizde sudak balığı var. Elimizde şöyle işe yaramayan balıklar atıyorum. Arkadaşlar bir tane palamut var, bir tane tekir balığı var, bir tane tazı su var, bir tane mavi incimiz var. Sonra da yapı yengeçimiz var. Yapı yengeçleri şu anda 30 m civarında yani 2 bondan 30 m'imizi düşüyoruz. Eksi 170 olarak güncelledik. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bugün bunu çıkarabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar bayağı bir balıkçılık farmı yapmaya çalıştım. Ee, şöyle gösterecek olursam balıkçı kılavuzunun 1 saat 25 dakikası kaldı. Elimizde ne var derseniz 2 tane ızgara yağ bir yengecimiz oldu. 1 tane kral yengecimiz oldu. 1 tane deniz kızı anahtarımız var. ızgara yılan baş balığımız var. Burada 2 tane ızgara hamsimiz var. Bolca kılıçığımız var. 1 tane ızgara zarganımız var. 1 tane kadife balığımız var. 1 tane de palamut balığımız var. Benim elim biraz alışkın olmadığı için arkadaşlar ben biraz... Kötü bir farm yaptım şu anda ama Başlangıç için şöyle bakarsam iki tane ya bir güzel bugün için iki tane daha tutarsam yani bugün iki tane daha tutmuş olsam ben zaten 120'm yapar. Yandakileri saymıyorum bile. 120'm zaten bizim harcamamızın yerden fazlasını çıkarmış olur. Bu şekilde balık farmımıza devam edeceğiz. Bu küre bittiği zaman elimde bir tane daha var. O da bittiği zaman siteden bir tane daha çekerim. Bakalım ilerleyen günlerde balıkçılık eventi var sanırım. Onlardan da faydalanmayı düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde bir balık farmı yapmış olduk. Biraz sıkıcı. Bunu ara ara yapmak lazım. Yani biraz sabah yapıp biraz öğlen biraz da akşam yaparak 3 parti şeklinde yapabiliriz. Her partide bir tane yab bir yengeci tutsak bile çok güzel para bırakacağını düşünüyorum açıkçası. Böyle bir başlangıç yapmış olduk bugün balık farmımıza. Bu da güzel oldu. Biz balık farmı yaparken pazarımızda da bir şeyler satıldı. Şöyle bakarsam cennet gözleri hepsi satılmış arkadaşlar. 57M, 700K gibi bir gelirimiz olmuş. Diğer itemlere de inşallah satılır ve buradan güzel bir gelir elde ederiz. Çünkü almamız gereken bayağı bir item var, harcamamız gereken bayağı bir bon var. Bugünlük yaptığım değişiklikler bu şekildeydi. Bu hafta farm haftası olacak söylediğim gibi. Bu hafta maden farmı, balık farmı ve değişik etkinliklere katılmayı düşünüyorum. İnşallah güzel bir gelir elde etmeyi düşünüyorum bu hafta. Videoyu da burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video gittiyse beğen tuşuna basmayı, varsa yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.